Ağaçlama başlayacak olan İki yıldız Çökemen maçının hakeme takım kadrolarını veriyorum. Maçın hakemi Abdülkadir Demirhan. İki yıldız 1. Şamil Bilgin, 12. Mehmet Koca, 7. Hüseyin Çoban, 4. Ünal Dilek, 6. Taner Büyükerbun, 3. Doğan Engin, 9. Güngör Semer, 8. İsmail Işık Soy, 2. Erdinç Tuğrolu, 10. Aydın Altan, 5. Fahri Derne, 54. Yaşar Altıntaş. Jatemen, 1. Erdoğan Karar, 12. Serkan Yazıcılar, 2. Gürsel Çakal, 3. Yavuz Şahin, 4. Kadir Dinç, 5. Güven Bektaş, 6. İsa Müslim, 7. Adem Yıldırım, 8. Ayhan Çetin, 9. Hasan Basri, 10. Terodun Çelik, 11. Bülent Uyarık. Maçın hakemine ve her iki takıma başarılar diliyorum. Evet, çay isteyen var mı çay? Var mı buralardan çay isteyen? Evet beyler, çay içen var mı burada çay? Bizim olduğumuz
Sen kameraya bakacaksın. Gel sen. Niye için ya? Şöyle ulan gidelim. Vay çocuğum. Evet çayışa. Sıcak sıcak. Tripodun önüne koyuyorlar. Tamam abi. Hadi buralardan çayışa. Sakin geldim. Gel sakin. Tamam.
Sakin, sakin. Orhan Bey. Yedek kulübesine kartsız olanların sahayı terk etmesi rica olunur. Orhan Bey kendi kendini çıkart. Çayla. Evet buraya. Üstünü gibi bağırayım ben de. Thank you.
Atama. Bir tane. Tamam abi, kafamdakini söyleyeyim. Bas! Hasan! Ah!
Güven yerine. Görüyor. Ben olsam iki tane atayım. Şu konerle de biraz dışarıda kalın ya. Hocam köfteyi yiyelim de galiba. Çok az bir boş. Abi var, maç çıkacağız size. Dur, söyleyeyim mi Ömer'e getir? Dur. İki yıldız bir, Jack Emen sıfır. Gol, Ünal Dilek. Geldi. Tamam.
2 yıldız 2, Jakemen 0. Gol Güngör Sömer. Evet sevgili izleyiciler, turnuvanın geldik 7. gününe. 7. gününde ilk maçta 2-0 mağlup olan arkadaşlarla beraberiz. Ne diyeceksin ilk yarı için? Niye 2-0 abi, mağlup ilk olduk? Yarı için iyi pas yaptık 0-0 iken 3 tane Hasan Basri arkadaşımız atamayınca dönen toplarda 2 tane gol yedik işte. İkinci yarı ne olacak diyorsun? İkinci yarı aynı mücadele devam edeceğiz ya. Toparlar gücümüz, mıyız diyorsun? Ya karşı rakip hep profesyonelden kurulu. Evet. Biz amatörce mücadele ediyoruz. Olsun, amatörler daha çok mücadele ediyor. Pas yaparız. Evet. Hadi bol şanslar. Siz ne diyeceksiniz? Ama ilk yarı bayağı mücadele ettik ama olmadı ya. Olmadı. Biz de pozisyona göre ama olmadı. İki de gol yedik. İnşallah. Neyse, ikinci yarıda toparlamaya uğraşacağız bakalım. İlk maç ne olmuştu? İlk maçta farklı yenildik. Farklı? Biraz da ama ilk defa yani bir araya gelen arkadaşlarız da onun da tabii şeyi var yani ilk defa bir araya geldik. Peki bol şanslar. Teşekkür ederim. Evet Mehmet Bey değil mi efendim? Evet. Merhaba. İyi merhabalar. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Önce bir tanıyalım sizi efendim. Ben İstanbul'dan 1998'den beri Olgunlar Turnuvası'na katılıyorum ve buradaki arkadaşları destekliyorum. Ne güzel. Futbolu sevmek ve burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bugün İstanbul'dan buraya gelmek için 200 kilometre yol kat edip ve buraya geliyoruz. Bu bizim buraya olan sevgimizle alakalı. Sırf maç için mi? Evet, maç için geliyorum. Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstille uğraşıyorum. 2 yıldır çamaşırlarının sahibiyim. Sahibisiniz. Evet. Ne güzel. Ve buradaki arkadaşlar da ben mesela burada olmasam bile buradaki arkadaşları destekliyorum. Ama bugün buraya birazcık misafir gibi geldim. Her takımda yer alıyor musun? Yani her sene yer alıyorum. Her sene. Yok. Bugün ara ara evet. Anladım. Ama 98'den beri buradayım. 98'den turnuvadayım yani. Destek verir. Peki evet. Geçmişte profesyonellik var mıydı efendim? Profesyonellikten yok da amatörlükten geri gelme var. Önemli olan iş dedik. Futbola fazla zaman ayıramadık evet. Gençliğimizde. Şimdi zamanı fazla ayırıyoruz. O yüzden buraya gelip gidiyoruz. İşe daha çok önemli. Aynen öyle evet. Peki hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Yaptı yok ha. İki yıldız 3, Jakemen 0. Gol Hüseyin Çoban. İki yıldız 4, Jakemen 0. Gol, Güngör Sömer.
Sen de oturmadan söylesene bana, oturduktan sonra söylüyorum ben. Ya hocam görmüyorum ben. Oyuna konsantre oluyorum. Ne bileyim, hiç su yokmuş gibi duruyor hocam da, baksana. Demek ki Şamil kötüye kalmış şey. Şamil kötü almış şeyleri. Duyuluyor mu? Duyuluyor, girdi kayda. Girdi mi? Vay vay vay. Özellikle Şamil seyredecek. Şamil duyuyor. Maçı varmış. Ya bu ne bu? Paralar paralar demiş ya, sınırsın oralar. Gelince alayım abi, ben karışmam. Evet, Yusuf yine. Bir yaşar gelmiş gene. Evet, çaylar. 3, 6, 8. Evet, çay. Çay, 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 çay. Hangi çay, 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 çay. Oh, hocam. Nereye kadar gideceğiniz? Nereye kadar?
Berabere mi kaldınız? Bu oldular Coşkun Spor tarihinde ikinci beraberlik. Şampiyonluk mu? Yemi ne? Rakip mi yoktu? Mert abi, şey hatırlıyorum. Başak sahası mı? Necip Koçkan'ın zamanında şampiyonluğu var. Nerede şeyler bu arada? Veriyor mu hala? Senin adamın buradaydı. Duyamıyorum, kesik geliyor. Onu bırak. Evet. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. Geldik 7. güne, hı hı, ve ilk maçı 4-0 olarak seyrediyoruz. Evet. Siz de zannediyorum turnuvada varsınız. Varız. Önce bir sizi tanıyalım efendim. Nusret Türkmen, Kaynarca Ayan İnşaat takım kaptanıyım. Hı hı. Turnuvada 13. sene. Daha önce değişik sponsorlarla turnuvaya katıldık, renk katmaya çalıştık. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman başarısız olduk. Bu sene ikinci maçınızı oynayacaksınız. Oynadık galiba. İkinci maçımızı İlk da maçımız kaybettik. Ne? İkinci maçı da kaybettik. Oynadığımız iki tane maç benim şahsi kanaatim iki takım final oynar. Kimler mesela size göre? İki yıldız çamaşırlarıyla modern kuyumculuk Demokrata. İyi takım yaptılar diyorsunuz. Çok iyi takım yapmışlar. Diğer takımları seyretmedim, görmedim ama o iki ekibi de yıllardan beri takip ediyorum. Hı hı. Rakip olduk zaman zaman. Yine aynı formlarını korumuşlar. Benim favorim modern kuyumculuk Demokrata. İkinci alternatifi iki yıldız çamaşırlar olur diye düşünüyorum. Siz gruptan çıkar mısınız? Biz gruptan kalan dört maçımızı kaza bela olmazsa kazanıp üçüncü olarak grubu çıkmayı hedefliyoruz. Evet, şimdi yıllardır katıldık diyorsunuz. Evet. Önceki başarılarınız nelerdi efendim? Fazla öyle üst düzey bir başarı gösteremedik. Bir dönem tur atladık sadece. Dışarıdan transfer yapmıyoruz. Kendi bünyemizdeki abilerimizle katıldık turnuvaya. Bundan sonraki maçınız kiminle? Jacquemin'le Perşembe akşamı. Evet. Şu an Jacquemin. Evet, rakibimizi seyrediyoruz. Onu seyretmeye geldik. Evet. 2 yıldız 4, Jacquemin 1. Evet. Gol Hasan Basri. Evet. Peki beyefendi, sizi de tanıyalım. Ahmet Altay, Ayan İnşaat takımının oyuncularından bir tanesi. Siz de oyuncusunuz. Evet, oyuncuyuz. Peki sizin karşılaşmalarınız ne oldu? Vallahi biz kaptanımın da dediği gibi aynı takım, aynı takımla beraber yıllarca, bu 13. senemiz gelip gidiyoruz. Yani amaç burada yani Kaynarca ilçeyi temsil etmek önce. Sonra sponsorumuzu temsil etmek. En iyi bir şekilde burada mücadele etmek. Yani kırgınlık, dargınlık olmadan çıkıyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Yenelim, yenilelim. Aynıyız yani. Biz yenildik diye küsmeyiz. Yendik diye havalara girmeyiz. 234. Bir çizgide yürür gideriz yani. Gol Hasan Basri. Doğrusu olsun zaten. Çünkü amaç nedir burada? Spor, eğlenmek, birazcık da şova dayalı bir gösteri yapmak diyeceğiz. Sonuçta bir üst lige çıkacağız diye bir şey yok. Yok. Burada her sene insanlar bu zevkin lezzetini gerek kendi aranızda gerekse seyirciye izletmeyi hedef tutmalılar. Dolayısıyla dediğinize katılmamak mümkün değil. Sizde profesyonellik geçmişte var mıydı? Hayır, yok. Siz de aynı şekilde değil mi efendim? Benim amatörüm var. Teknik direktör diplomam var. Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğim var. Yerel bazda amatör futbolda. Teknik direktör döneminde ilk deneyimimde şampiyonluğum var. Oh, maşallah. Peki geçen senelerle oldukça uzun süreden beri katılıyorsunuz bu turnuvaya. Geçen senelere bu seneki organizasyonu mukayese ettiğimizde bir farklılık var mı efendim? Kesinlikle var. Son 3-4 seneden beri doğru düzgün düzenlenebilmiş turnuva, bunu görüyorum. Bundan önceki dönemler de iyi oluyordu ama şu 3-5 sene çok dağınık bir görüntüsü vardı. Hı hı. Bu sene Şamil Bilgin'i tanıyorum organizatörlerin içinde.
çok iyi çalıştığını görüyorum. Kendisini de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok iyi götürüyor işi. İşte tribün, ekstra tribün yapılması, televizyon olarak, kanal olarak sizin olaya renk katmanız olayı çok cazibe haline getirmiş. Evet. İnsanları bir kere daha çekiyor. Peki yakınlarınız izliyor mu karşılaşmayı, yani, söylüyor musunuz? Perşembe akşamki maça takım kaptanlarına, bütün takıma söyledim, ailece geleceğiz. Ne güzel. Burada yerimizi güzel alacağız. Evet, bu iki evet maçı kaybedeceğimizi biliyorduk. Onun için getirmedik. bu da samimi bir itiraf sevgili izleyiciler. Ne güzel söylüyorlar. İki maçı kaybedeceğimizi bildiğimiz için aileler huzurunda mahcup olmayalım evet çoluk çocuk karşısında. evet. Baba çok mu gol yediniz filan diye takılmayacak. Üzülüyorlar. Her ciddi anlamda üzülüyorlar çocuklar. Çocuk psikolojisi farklı. Sanki lige çıkacakmış gibi düşünürler değil mi? Evet evet. Ya, bakalım saat, inşallah bu getireceğiniz karşılaşmalarda. Evet, saat de uygun değildi. Evet. Bir de o var. 11-12 evet, geri evet dönüşümüz Kaynarca'ya gideceğiz. Evet. Mesela dün akşam 2'ye geliyordu eve gittiğimizde. Hı-hı. Tabii kolay değil. Peki bütün takım oyuncuları Kaynarca'dan mı geliyor? Yok, bu sene biraz değişiklik karma yaptık. Karma yaptık. Gölcük'ten 3 tane topçumuz var. Ne güzel. Gölcük'ten geliyorlar maç günü. Hı-hı. Onlar için de çok yorucu oluyor. Tabii buradan tekrar Gölcük'e dönüyorlar. Kolay değil. Ama işte bu keyfi yaşamak yani, için biraz... ilk defa katılıyorlarmış buraya. Yani, biz davet ettik onları. Hayran kaldılar. Yani, onları kendileriyle tabii, röportaj tabii yaptırırım size. İyi olur. Ben onları tanıştırırsanız. Çok, çünkü ilginç. Gölcük'ten gelerek evet orada futbol oynamalarını biz paylaşmak istiyoruz. Lütfen unutmayın. Yani unutma mutlaka. Onlar da burada olduğunda mutlaka onlarla görüşelim. Keyifli olur diye düşünüyoruz. Yani kesinlikle. Bir dahaki sene iddia ediyorum Gölcük'ten bir takım olacak burada. Umuyorum. Yani onlar kendileri... Çünkü biz de zaten dediğiniz gibi bir renk katmaya çalışıyoruz. Evet. Gelemeyenlere evlerinde izletelim istiyoruz. Dolayısıyla ilginin de artabileceğini düşünüyoruz. Ondan bu seneki organizasyonun böyle olacağını kimse tahmin etmiyordu. Bundan önceki yönetimler samimi değillerdi. Özellikle iyi bir meblağ toplanıyor, iyi bir para toplanıyor. Paranın nereye gittiği, yani ben buraya katılım payı kesinlikle artık ondan şüphemiz geçmiş yok. Geçmiş için bir yok şey söyleme şansım yok ama. Yöneticiler samimi. Evet, evet, yani evet. Verdiğimiz paranın çabalar iyi yolda harcandığını ortada, evet görüyoruz. Yani gerçekten bakın sağa. Onun için sıkıntımız yok yani. Yapıldı. Yedek kulübeleri, ışıklar, evet boyalar, koltuklar gerçekten yani layıkıyla evet bir çalışma yapıldı. Şu organizasyonda şu profesyonel topçuların şu tepkiyi vermesini kabullenemiyorum. Böyle maçları çok evet üst düzey yaşadılar. Artık maçın stresi aslında çok iyi anlıyorum ben onu. Yine de bizden bir adım bizim yapmamız lazım, onun yapmaması lazım diyorsunuz. Biz amatörüz, onlar profesyonel yani diyorsunuz. Çok zorlu maçlar geçirdiler. Evet. Çok şimdi, üst düzey eğitim aldılar. Bunun evet eğitimini de gördüler. Kendileri de hoca olarak veriyorlar zaten. Şimdi o konuda benim de serzenişim var. Gerçi kendi açımdan. Kendimizi. Bakın şimdi ben birazcık da şöyle düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz büyük takımlarda, Süper Lig'de evet bazı teknik direktörler oyunu biraz gerdiklerini düşünüyorum. Şimdi futbolcusu, teknik direktörü bu gerginliği yaratırsa içlerinde cahil olabilecek olan seyirci ne yapmaz? Evet. Ne yapar? İşi cinayete kadar götürür. Seyirci zaten arıyor onların yapacağı bir hareket. Tabii. Örnek olunması lazım. Yani bu futbol, spor, yani birbirlerinin gırtlağına sarılacak noktaya bu işin gelmemesi lazım. Adı üstünde futbol, spor. Yani, temaşa ya, temaşa. Evet. Çok katılıyorum. Katılmamak mümkün değil. Burada espriler yapın, şov yapın, güzel oynayın, gol atın, gol yiyin ama işi gerginlik noktasına evet getirmeyin. Final maçlarımız bizim çok gergin geçiyor burada. Öyleymiş. Ben tabii ilk defa evet şimdi finalleri baştan sona kadar kısmet olursa seyredeceğim. Bu da buralarda, buralarda bir şey yok. Buralarda dostane geçiyor ama finallerde... Finalde çekişmeler artıyor değil mi? Ciddi anlamda hele genç jenerasyonda, ilk kategoride. Genç olgunlar kategorisinde hem çok sert geçiyor maçlar evet hem de tribün etkisiyle agresif. Tribünde de bu sertlik yaşanıyor kesinlikle mu? Kesinlikle. Gerginlik tribüne yani, de sıçrıyor değil mi efendim? Tabii dedik ya biraz önce futbolcu gerginliği ya da teknik direktörler Süper Lig'de yaratırsa tribündeki yani imam cemaat işi. Evet. Evet, imam cemaat en mülayim evet seyirci orada olur.
Evet. Sonra burası olur. Evet efendim. Diğer evet, kale karşısı arkaların... ayrı bir ekol sanki evet. Değil mi efendim? Onlar evet. O Beleştepe seyircileri gibi. Orası yoktu orada... daha önce. Evet, evet. Oranın bir müdavimleri varmış. Evet. Onlar her sene oradan maçları izlerlermiş. Yerleri de belli, fix. Evet, evet. Aynı yere otururlar. Evet. Ya bu bunun sene tribün lüksü tadını, oldu, onlara çok sevindiler. Evet, bunun tadını çıkarmak lazım. Bu işin lezzetini almak İki yıldız lazım. Beş. Yani muhteşem bir iki. Organizasyon. Kesinlikle. Gol, Soner, Büyük Argun. Belki de dünyanın hiçbir yerinde böyle bir güzellik yaşanmıyor. Adapazarımızda, Sakarya'mızda 25 yıl böyle bir olayın yaşanması... Bir sene ara verildi, depremde oldu. O önemli değil, o evet. Olağan şeydir. Ama onun dışında bu tat çıkması lazım. Yani bu muhteşem bir organizasyon. Şimdilik bunları söyleyebileceğiz. Yine ileride maçlarınızda görüşmek üzere. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin, başarılar dileriz. Sağ olun. Perşembe günü aile tribününde de yönlendiririz sizi. Orada çocuklarla da. Evet, evet. Özellikle çocuklarınızı tanıtırsanız onlarla mutlaka. Konuşmak isterim. Tamam efendim, hoşça kalın. Sağ olun. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Sağ olun. Bir tane denemeyelim. Evet.
Baksana adam
Çok. Lasayı çıkartalım evet. Mıydı? Sevgili izleyiciler, gecenin ikinci maçına çıkıyoruz. Ve bu gecenin ikinci maçındaki arkadaşlarımızı önce bir tanıyalım. Kaleciden başlayalım. Orhan Yörük. Evet, hangi takım efendim? Boz Metal. Kaçıncı maç bu sene? İki. İlk maç ne oldu? İlk maça sorma, mezimet oldu. 11'e 3 yenildik. 11'e 3 yenildik. Kime yenildik efendim? İlk maçta kime yenildik biz ya? Türk Temizliği'ye yenildik. Evet, ki onlar da akşam 6-2 yine yenmişler evet. Zaten. Evet, iyi bir takım yaptılar. İyi bir takım yaptılar. Bu akşamki zaten. Maç ne olur? Vallahi bu akşamki maçta kesinlikle iddialıyız ve kesinlikle alacağız diyoruz ya. Alacağız kesinlikle. Diyor. Yani başka şeyi yok bu işin. İyi peki. Yani peki. Kesinlikle. Hatta tamam, hatta hocamıza da sorabilirsin. Kesinlikle bu maçta çok iyi hazırlandık, çok da iddialıyız. Hadi bakalım, tamam. İkinci yerde konuşacağız hadi, sizinle tamam, o zaman. İnşallah. Hocam, nereden geliyor bu iddia? Bu iddia arkadaşlar aslında hepsi kaliteli sporcular da. Uyum sağlayamadık biz. Uyum sağlayamadığımız için ilk maç iyi başladık, kötü bitirdik. Şimdi inşallah uyum olayını atlattık. Bakalım ne olacak artık hayırlısıyla. Bu arada tanıyalım sizi. Nurbaki dönmez. İşimiz efendim? Ben memurum postanede. Evet, peki. Başarılar dileyelim. Görüşeceğiz maçtan sonra.